Sema. Sema, lügatte işitmek manasındadır. Terim olarak musiki namelerini dinlemeye, dinlerken vecde gelip harekette bulunmaya, kendinden geçmeye, oynayıp raks etmeye, tasavvuf ehlinin cezbe haliyle ayakta zikretmelerine verilen isim olmuştur. Mevlevilikte sema sembolik olarak kainatın oluşumunu, insanın alemle dirilişini, yüce yaratıcıya olan aşkla harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip insanı kamile doğru yükselişini ifade eder. Sema, Mevlevilik tarikatının en önemli unsurlarından biridir. Celaleddin Rumi'nin ilk olarak ne zaman ve niçin sema ettiğine dair kesin bir bilgi yoktur. Ama şu gerçektir ki, o dergâhta, evde, çarşıda ve bazen de ders esnasında cezbeye gelip, herhangi bir kurala tabi olmadan içinden geldiği gibi sema dönmüştür. Celaleddin Rumi bir gazelinde semayı mutlak fanilik içinde beka zevkini tatmak olarak vasıflandırmıştır. Sema etmek, Celaleddin Rumi'den sonra Hüsamettin Çelebi, Sultan Veled ve Arif Çelebi zamanında tarikat haline gelen Mevleviliğin bir sembolü olmuştur. Bu düzenlemelerle musikiyle bütünleşen ve kurallara bağlanan dönme hareketi daha tesirli, daha görkemli ve daha ruha hitap eder bir hale gelmiştir. Yine Celaleddin Rumi'nin torunlarından Pir Adil Çelebi zamanında bugünkü şekline yakın bir hal alan sema, Mevlevilerce bir tören haline getirilmiştir. Kudümzenbaşı'nın devri veledinin bittiğini ikaz eden vuruşlarıyla Neyzenbaşı kısa bir taksim yapar ve ayin çalınmaya başlar. Semazen üstündeki siyah hırkayı çıkararak sembolik olarak hakikate doğar, kollarını bağlayarak bir rakamını temsil eder. Böylece Allah'ın birliğine şehadet eder. Semazenler tek tek Şeyh Efendi'nin elini öperek izin alır ve semaya başlarlar. Sema, her birine selam adı verilen dört bölümden oluşur ve semazenbaşı tarafından idare edilir. Semazenbaşı, semazenlerin dönüşlerini kontrol ederek intizamı temin eder. Şeyhin posttaki yerini almasıyla taksim de sona erer ve Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm, yani Aşr-ı Şerif okunur. Son dualar, Allah'ın adı olan Hu nidalarıyla son selamlaşmalarla sema töreni sona erer. Şeyh Efendi'den sonra semazenler ve mutrıp da Şeyh postunu selamlayıp semahaneyi terk ederler. Semazenlerin yapmış olduğu dönerek yapılan zikir şekli ne peygamberimizde, ne ashabında, ne tabi'in ne de sonraki dönemlerde görülmemiştir. Peygamberimiz böyle bir şey emretmemiş ve sahabesi de böyle bir zikir yapmamıştır. Onlar böyle bir zikirde hayır olduğunu bilselerdi, elbette bunu yapmaya herkesten daha layık kimselerdi. Peygamberimiz yaşadığı dönemden kıyamete kadar kendisine tabi olacak insanlara, bu dini tam olarak tebliğ etmiş bütün hayırlı davranışları, hayırlı zikirleri ve hayırlı ibadetleri sünnetiyle ortaya koymuştur. Ona tabi olan ashabı da bir karış dahi onun yolundan sapmadan sünnetine tabi olmuşlardır. Sahabe hiçbir zaman yeni arayışlar, keşifler ve sünnetler peşinde koşmamışlardır. Günümüzde sema gösterileri çeşitli kültür etkinliklerinde, düğünlerde, sünnet merasimlerinde ve turizm alanında düzenlenen gösterilerde aksesuar olarak kullanılır hale gelmiştir. Ayrıca sema yapılırken kullanılan musiki ise ayrı bir bidatı teşkil etmektedir.